Fransa Ulusal Meclisi'nde hükümet 2025 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşma sağlayamıyor. Regardons bien avec lucidité le moment politique où nous sommes. Muhalefet liderleriyle görüşen Başbakan Michel Barnier, anayasanın 49'a 3 maddesinden doğan hakkını kullanarak bütçeyi oylamadan meclisten geçirme yöntemini kullanmak zorunda kalacağını söyledi. Hükümet bu maddeyi uygularsa soldan aşırı sağa kadar çoğunluğun destekleme tehdidinde bulunduğu bir gen soru önergesinin sunulmasının da yolu açılacak. Bu da hükümetin devrilmesiyle sonuçlanabilir. Meclis bütçe raportörü Charles de Courson ise olaya başka bir yorum getirdi. Yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sorumlu tuttu. Macron istifa etmeli dedi. Le Parisien gazetesi ise Macron'un Elize Sarayı'nda hakkında devam eden Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirme davası nedeniyle öfkelenen Marine Le Pen'in düşündüklerinden daha erken hükümeti düşürmek için harekete geçeceğini dile getirdi. Barney hükümeti düşecek dediğini yazdı.